Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü Nevşehir merkezde olduğu gibi ilçe ve beldelerde de değişik etkinliklerle, coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama töreni Avanos Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, Avanos Cumhuriyet Savcısı Fatih Vural, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Törene saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanırken, daha sonra Avanos Kaymakamı Olgun Öner ve Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş halkın bayramını kutladı. Avanos Kaymakamı Olgun Öner'in konuşmasının ardından program öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Tören 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve tören geçişiyle sona erdi. Gülşehir ilçesinde ise düzenlenen törenin ardından öğrenciler ile protokol Açık Saray'a giderek burada doğa yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Yürüyüşün ardından açıklamada bulunan Başkan Çiftçi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni sonrası, ilçe kaymakamımız kıymetli Hazirun ve gençlerimizle birlikte günün anısına Açık Saray Ören yerinde yürüyüş yaptık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum dedi. Öte yandan Derinkuyu ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklere Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamaların coşkulu geçtiği beldelerden biri de Ortahisar oldu. Turizmin merkezi konumundaki Ortahisar kasabasında yapılan etkinlikler büyük ilgiyle izlendi. Kasaba meydanında düzenlenen programa Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, meclis üyeleri, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ve geçiş töreni ile son buldu.